Merhaba, ben Ahmet Yıldız. Ruhsatlı göçmenlik danışmanı olarak son 10 yıldır hizmet veriyorum. Firmamız Yıldız Vize Limited, Londra'nın Hammersmith semtinde. Bugün Avrupa Birliği vatandaşları, eş ve çocukları hakkında olan son gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Brexit için yapılan referandumdan sonra Büyük Britanya, Avrupa Birliği'nden 2-3 yıl içinde ayrılmak için hazırlık yapıyor. Ayrılmak için ilgili madde olan 50. maddenin aktive edilmesi bu yıl sonunda veya önümüzdeki yıl başında olacak. Aktive edilince de geri sayım başlayacak. Şu anda İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği vatandaşı sayısı 3 milyon kişi. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan British İngiliz vatandaşı da 1.2 milyon civarında. Şu andaki göçmenlik kanunlarına göre İngiltere'de son 5 yıldır çalışarak veya öğrenci olarak yaşayan bir Avrupa Birliği vatandaşı qualified person olarak ve EU rights'ı kullanarak permanent residence hakkı için başvurabiliyor. Bu otomatik olarak verilmiyor. Bunun için mutlaka home office'e başvuru yapılması gerekiyor. İlgili formla birlikte istenilen belgeleri home office'e göndermek gerekiyor. Başvuru ücreti şu anda sadece 65 pound. Bugünlerde İngiltere'de yaşayan 3 milyon Avrupa Birliği vatandaşı, eşi ve çocukları için belirsiz bir durum oluşmaya başladı. Bu konu ileride Avrupa Birliği ile yapılacak pazarlıklarda söz konusu olabilecek. Peki şu anda İngiltere'de 5 yıldan beri yaşayan Avrupa Birliği vatandaşı, eşi ve çocuğu ne yapmalı? Alınacak kararı mı beklemeli yoksa şimdiden permanent residence için başvuru mu yapmalı? Avrupa Birliği vatandaşları için diğer bir gelişme de var. İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkmadan önce çok sayıda AB vatandaşının İngiltere'ye akın etmesi bekleniyor. Şu andaki duruma göre AB vatandaşları İngiltere'ye serbestçe gelebilir, iş bulup çalışabilir. Yalnız çıkmadan önce eğer çok sayıda Avrupa Birliği vatandaşı akın ederse bu istenilmeyen bir durum olacak. Bunun örnekleri daha önce oldu. Bu durumu önlemek için yeni gelecek Avrupa Birliği vatandaşlarının permanent residence hakkı konusunda bir cut-off tarihi belirlenmesine çalışılıyor. Bu tarih İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma tarihi değil de daha önceki bir tarih de olabilir. Örneğin bugünün tarihi olursa bundan sonra gelecek Avrupa Birliği vatandaşları permanent residence başvurusu yapamayacak. Sorularınız ve bilgi almak istediğiniz konular olursa Facebook ve web sitemizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak güncel bilgileri edinebilirsiniz. Teşekkürler.